Geçen videoda doğrusal dönüşümlere başlamıştık. R üzeri n'den R üzeri m'ye giden bir S doğrusal dönüşümümüz vardı. Sonra yine R üzeri n'den R üzeri m'ye bir başka T doğrusal dönüşümümüz vardı. Bu iki dönüşümün toplamını tanımladık. S artı T x'in S x artı S pardon T, tx olduğunu tanımladık ve elbette girdiler R üzeri N'nin çıktılar yani bu vektörlerin hepsi R üzeri M'nin içindedir. Eğer bu R üzeri M'ye ait olan bu iki vektörü toplarsak yine R üzeri M'ye ait başka bir vektör elde ederiz. Çünkü R üzeri M geçerli bir alt uzaydır ve dolayısıyla toplama işlemine göre kapalıdır. Yani bu bir eşleştirmedir. S artı T hala R üzeri N'den R üzeri M'ye bir eşleştirmedir. Ayrıca geçen videoda her doğrusal dönüşümün bir matris olarak tanımlanabildiğini de göstermiştik. Yani S x eşittir. A çarpı x matrisine ve ayrıca tx eşittir b çarpı x matrisine eşit olduğunu da söyleyebiliriz ve bunların ikisi de m çarpı n'lik bir matristir. Evet, m'ye n. Çünkü bunların ikisi de r üzeri n'den r üzeri m'ye olan eşleşmelerdir. Ve yaptığımız şey sadece başka bir tanımlamadır. Bu burada başka bir tanımlamaydı ve sonra bir tane daha tanımlama yaptık. İki matrisin toplamını tanımladık. A ile B'nin toplamı olan herhangi bir matris aynı boyutlara sahip olmalıdır. İki matris de bu durumda n'ye n boyutundadır ve bu toplamayı yeni bir matris olarak tanımladık. Yeni matrisin her sütunu A ve B matrislerinin karşılıklı sütunlarının toplamıdır. Yani bu matrisin ilk sütunu A'nın ilk sütunu ve B'nin ilk sütununun toplamıdır. Bu da demek oluyor ki A1 artı B1. Evet ikinci sütun A2 artı B2 ve böylece AN artı BN'e kadar gittik. Bu bir tanımlamaydı. Bu tanımlamayı yapmamızın sebebi şu ki eğer bir matris toplamını böyle tanımlarsak Sx artı Tx'i Ax artı Bx ile değiştirince tanıma bağlı olarak A artı B çarpı x olduğu sonucuna varıyoruz. Bu matris toplamasını tanımlamak ve uygun bir ifadeye ulaşmak için bir motivasyon oluyor. Şimdi bunların hepsi çok soyut gözüküyor. Bu yüzden bir iki örnek matris yazıp olayı somutlaştıralım. Mesela 2'ye 2 iki bir matris yazalım. Yani elemanları 1, 3, eksi 2 ve 4 olan, evet, 2 satır 2 sütundan oluşan bir matris. Ve bu matrise yine 2'ye 2 olması gerektiğini unutmadan 2, 7, eksi 3 ve eksi 1 matrisini ekleyelim. Sonuç ne olur? Tanımlamaya bakarsak birbirine karşılık gelen sütunları birbirine eklemeliyiz. Önce birinci sütunu bulalım. Sadece karşılıklı terimleri birbirine ekliyoruz. Bu sütunla bu sütunu toplayacağız. Yani 1 artı 2 sonra eksi 2 eksi 3 olacak. Ve sonra ikinci sütun bu ve bu. 3 artı 7 ve sonra 4 eksi 1 olacak. Yani bu 3... 10, eksi 5 ve 3'e eşit olacak. Yani ne oldu? Sadece karşılıklı terimleri topluyorum. 1'i 2 ile, 3'ü 7 ile, eksi 2'yi eksi 3 ile ve 4'ü eksi 1 ile topladım. Bu kadar basit. Karışık bir şey yok. Aslında bu tanımlamayı şöyle de yapabilirdik. A matrisi veya vektörü eşittir. A 1 1 a 1 2 böyle böyle a 1 n'ye kadar ve sonra aşağı inersek a 2 1'den a 2 n'ye kadar. Böylece devam edersek, son satırda a, a n 1'den a n'e kadar. Bunu daha önce görmüştük. Şimdi aynı şekilde b matrisini de yazalım. B 1 1, b 1 2 ve böylece b 1 n'e kadar. b 2 1 böyle böyle b kadar Pardon, pardon. Buradakiler de M olacak değil mi? M çarpı N'lik matrisler bunlar. Evet, bu bu BM1 ve BM2 ve nokta 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 BMN. Evet bunlar M satır ve N sütundan oluşan matrislerimiz. Yani iki matrisinde türü aynı. M'ye N. Şimdi A artı B matrisi için karşılıklı terimleri toplayacağız. Yani farklı bir renk alayım. A11 artı B11. A21 artı B21. Ve böylece a m 1 artı b m 1'e kadar gideceğiz. Sonra ikinci sütun. a 1 2 artı b 1 2 böyle böyle a 1 n biraz yer açayım. Evet artı b 1 n'ye kadar ve sonra da a m n artı b m n'e kadar gidecek. Bunlar eş tanımlamalardır. Bunu yazmak çok daha az yer alır ancak bunu yazarken daha rahat hissettim kendimi. Çünkü daha önceden vektör toplamını da böyle tanımlamıştık. Ama aslında bu da karşılıklı girişleri toplamaya getiriyor netice olarak bizi. Matris toplamı bu kadar. Bu herhalde son zamanlarda gördüğünüz matematik tecrübelerinizin en kolaylarından biriydi. Şimdi ise bir matrisi skalerle çarpmaya bakalım. Çok benzer bir düşünce bir skaler çarpı a'yı c çarpı t dönüşümü x eşittir c çarpı t dönüşümü x olarak tanımladık. Bu bir tanımlamaydı. Ayrıca bir skaler olan c çarpı A matrisi her sütunu skalerle genişletilmiş olan A'nın sütun vektörleri olur. Yani c çarpı A1 ve sonra bir sonraki sütun c çarpı A2 böyle böyle devam ederek c çarpı AN. Evet. Bunu yapmamızın bütün sebebi X'in T dönüşümünün basitleştirilebilir olduğunu göstermek. Böylece C çarpı B matrisi çarpı X vektörü olacak. Bu eşittir bu X'in dönüşümünün başka bir şekilde yazımıdır. Bunu geçen videoda sütun vektörlere bölüp X'in her bir terimiyle çarparak göstermiştim ve sonra C'yi dağıtıp birazcık sırasını değiştirerek yapmıştık. Şimdi bu tanımı kullanarak C çarpı B bu tanımı kullanarak aslında C çarpı B'nin her bir sütun vektörü çarpı X olarak yazıyorum. Amacımız buydu. Bunu bir matris ve bir vektörün çarpımı olarak ifade edebiliriz. Çünkü herhangi bir doğrusal dönüşüm böyle ifade edilebilir olmalı. Bu yüzden bu tanımlamayı yaptık. Şimdi de gelin bunu uygulayalım. Evet. 5 çarpı şöyle bir matris alalım. 3'e 2'lik olsun ve 1 1, 2, 3, 7, 0 terimlerinden oluşsun. Bu tanımlamayla skaleri her bir sütun vektörüyle çarpıyorum. Yani 5 çarpı 1, 2, 7 olacak. 5 çarpı her terim. 5 çarpı 1, 5. 5 çarpı 2, 10. 5 çarpı 7, 35. Ve şimdi de bir sonraki sütuna bakalım. Yani 5 çarpı her bir terim. Böylece 5 çarpı eksi 1, eksi 5. 5 çarpı 3, 15. 5 çarpı 0, 0. Bu kadar basit. Eğer tanımlamaya geri dönersek matrisin sayısal çarpımını tanımlayabiliriz. Yani aynı zamanda c çarpı a'yı. C çarpı a'nın her bir terimi olarak tanımlayabiliriz. Bu kadar. Yani c çarpı a11, c çarpı a12 ve c çarpı a1n'e kadar, c çarpı a21, c çarpı am1'e kadar gideriz ve böyle böyle c çarpı amn'e kadar geliriz. Yani sadece skaleri alıyorsun ve a'nın her bir terimi ile çarpıyorsun. Yapman gereken tek şey bu umarım ki bir şeyleri açıklığa kavuşturdum veya belki de bunlar lisede öğrendiklerinizi biraz su yüzüne çıkarttı